Günaydın. Kahvaltı yok mu ya? Kalmadı. Az önce bitti. Bu sabah erken kalktık biz. Kuşluk vakti yaptık kahvaltımızı. Çok da güzeldi ama. Mükellef bir kahvaltı yaptık. Ellerine sağlık Halife. Şimdi beni böyle mi cezalandırıyorsun anne? Kahvaltılıklarımı sakladım evladım. Buzdolabının kapısına kilit mi vurdum? Yerini biliyorsun. Git al. Bak, makineyi çalıştırdım. Kirlettiklerini şurada elde yıkarsın artık. Gördün mü? Rıp diye rütbelerini söktü. Sen de self servise geçtin. Onun için hayatta ne oldum demeyeceksin. Arife bana bugün ne yapacak acaba diyeceksin. Çıkarken hesabı da ödeyecek miyim anne? Para isteseydik kıymete binerdik. Ama kıyamadık. Ekmek elden, su gölden yaşayıp gittin. Öğrenemedin hayatı. Ama hata kimde? Bizde. Bizde çocuğu. Anneciğim bak ben büyüdüm artık tamam mı? Çocuk değilim. O zaman ispatla. Şu buzdolabını kaldır bakayım, altını sileceğim. Ne alakası var ya? Pislendi. En son geçen bayram temizlemiştim. Bak sen kaldırmazsan babana kaldırttıracağım onu. Yazık değil mi yaşlı başlı adama? Taktiğiniz bu mu ya? Bana ağır iş kitleyip mobbing mi uygulayacaksınız yani? Yani istenmediğim yerde durmam zaten anne. Sen de eğer istemiyorsan beni açık açık söyle yani. Dün söyledim ya. Taşın daireni. Böylelikle biraz kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenirsin. Belki senin de hoşuna gider. Memnun olursun yani. Kovuyor musunuz siz beni ya? Doğru konuş benimle. Ne kovması? Patronun muyum ben senin? Biraz sınır dışı ediliyorsun o kadar. Anne bak yani böyle konuşuyorsun ama giderim gerçekten. Çıkarken çöplerini de at çocuğum. Yani çöplerini derken kıyafetlerinden bahsediyorum. Odalama biz kullanacağız. Eşyalarımıza yer açılsın. Hadi çocuğum. Ne bakıyorsun bana oğlum? Sanki bir söz hakkım varmış gibi bu evde. Yok mu? Yok. Ya belki sen gitme dersen gitmem kalırım yani. Ya tutunacak bir dal arıyorum baba ya. Biz geç bile kaldık be evladım. Ben 18'ine girdiğimde rahmetli dedem beni evden kovdu. Hem de gece yarısı. Sabahı bile beklemedi. Doğum günü hediyesi olarak da bir el feneri almıştı bana. Memlekette elektrik yoktu tabii o zamanlar. Yok artık ya. Evladım o çok özendiğiniz Avrupa, Amerika var ya. Orada insanlar çocukları 18'ine gelince tamam artık deyip kapının önüne koyuyorlar çocuklarını. Evet. Biz de Adana'nın en Avrupa'yı ailesiydik. Hayatta ne öğrendiysem rahmetli babamdan öğrendim. Senin yaşındayken torun sahibiydim ben, torun. Yok ya. Siz ağız birliği etmişsiniz belli. Mevzu benim evden gitmem olunca ilk defa aynı fikirdesiniz yani. Maşallah. Maşallah. Peki. 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 Şaka yapıyorsanız bak köprüden önceki son çıkış yani. Merak etme. Çok iyi olsun ya. Bütün eşyalarım bunlar mı? Evet, şimdilik bu kadar. Geri kalanını bir ara Mehmet Ali'ye taşıttırırım ben. Daha kendi eşyanı bile taşımaktan acizsin. Biliyorsun bunu değil mi? Gidiyorsun ama... Evet anne, gidiyorum. Gidiyorum da... Bak Mehmet Ali de kovarsa geri gelirim ha. O kadar da değil. Artık Mehmet Ali'nin suyuna gideceksin. Hı? O artık veren el. Arada bir bağırır, çağırır ama... sen hiç ses çıkarmayacaksın. Mehmet Ali, abisine mi bağıracak? Onlar kalabalık bir aile çocuğu. Eğri de olsa bir düzenleri var.
Rahatları bozulacak onların. E çocuklar da ters diyebilirler. Tabii. Artık Oğulcan Blue çağında. Zor bir yoldan geçiyor. Küfürlü müfürlü konuşabilir arada. Sen hiç aldırış etmeyeceksin. E artık amcadan ilerisiniz. O senin kankan. E o da arkadaşın ya. Yapışırım. Beden dersine giriyorum çocuğun ya. Öğretmen öğrenci mesafesini korumak için ben salonda yatarım. Sakın! Evli çiftlerin salonunda yatılmaz. Niye? Kavgalılarsa Mehmet Ali yerde yatmak zorunda kalır. Ayıp. E nasıl olsa Yağmur evlenir yakında. Sen de onun odasına çökersin. İyi o zaman ben böyle bir poşet elbiseyle gidiyorum. Bir poşet de ekmek almışsın. Ha, yük olmayayım dedim. En azından bunu düşündüm derim yani. Öyle mi dersin evladım? Öz kardeşin olsa bile yük olmak istemezsin. Öyle değil mi? Hadi kendine iyi bak, geç. Hadi çocuğum. Hemşerim, bir bakacağım bu be. Ha, buyur kardeşim. Ne yazıyor oğlum burada? Okunmuyor. İsmi silik çıkmış da soyadı pamuk olan zat bu binada mı oturuyor? Bütün apartman pamuk kardeşim. Peki, daire 2 diyor. Burası mı? Ha, burası. Daire 2 burasıysa bir neresi? Ha? Binayı altından kestirmedik herhalde değil mi? Sen yukarı gelmişsin kardeşime. Adı Mehmet Ali. Bana bak, böyle isim silik çıkmış falan deme. Bu aralar çok kafaya takıyor. Bak şimdi abicim, biz arabayı park edemedik. Hı. Buraya getirene kadar da göbeğimiz çatladı. Bir de yukarıya çıkartamayız. Sana teslim edelim biz bunu. Yok ya, senin işini niye ben yapayım ya? Gel sen o zaman beden dersine gir benim yerime. Çocuklara çift kaya maç yaptır. Bana uyar hocam. Keşke olsa yani. Lan. Yalnız biz firma olarak bu ağırlıktaki ürünleri taşıyamıyoruz. Bu alıcıya aittir. Nasıl yani? Kim taşıyacak bunu? TC kimlik no ve imza rica edeyim şuraya. Ya kardeşim, bu basit soru. Ben niye cevap vermiyorsun bunu? TC... Tamam. Alo! Ya birader, bakar mısın? Bunu kim taşıyacak bunu ya? Şşş! Rıfkı, annen diyor ki gıcık etmek için gidip yardım edelim mi diyor. Ben hallederim baba. Birader, bir baksana. Gel bak, istersen bunları beraber yukarı taşıyalım. Hem Mehmet Ali kıyamaz, bahşiş verir size. Ha? İyi, hadi. Of, ne var lan? O ne ya? Oğlum, ne var bunun içinde? Belim koptu ya. Bir su verin bana be. Ölmüşlerinizin canına gelsin. Bunlar bizim değil ki. Yapma be. Çok ayıp olur bana ya. Yukarı kadar çıkarttım. Çıkarttık. Ya bırak, çıkarttık diyor bir de. El arabası gibi kullandınız beni. Bütün yükü üstüme taşıdınız be. Bunlar bizim Rıfkı abi. Ha? Benim yeni ofisin eşyaları hayatım. Şöyle şu tarafa doğru koyabilirsiniz. Yeni ofis mi? Ne ara ya? Vay be. Kendinize gelince harcayın, yağdırın. Anne, karar verdin mi? Kuruyor musun işi? Vallahi kuruyorum. Yalnız benim su kaynamasın arada be. Ters bir hareket yaptım galiba. Normalde kondisyonum iyidir de şaşırdım yani ben de. Rıfkı! Annen su getireyim mi diye soruyor. Kıkır kıkır da gülüyor. Oh. Vallahi adamla insanlık adına tek umudum sensin. Hadi abi, hadi. Tut da götürelim şunu. Bak hala beni işaret ediyor ya. Ulan zaten bana taşıttınız hepsini. Abi ben de yardım edeyim. Hadi şu az kaldı. Hadi gel. Tut. Bu ne ya?
Ne var bunun içinde? Ciğerlerim. Masa, bilgisayar, lambader, üçü de farklı. Yapma ya. Faturaya bir bakacağım. Ne tutmuş bilgisayar? Ucu açık bir şey çünkü. Yok öyle çok fazla bir şey değil hayatım. Bir de senin fatura adresini verdim, işine yarar diye düşündüm. Yok artık ama ya. Yok artık ama ya. İsmim silinmiş ya. Hiçbir harfi okumuyor. Faturaya bile iz bırakamadım ya. Mehmet Ali. Çocuklarım var. Abi ben ne bozun yok. Sen ver hallederiz. Sen ver bana bozdururum. İki kuşu bakkala gider gelirim ben merak etme. Abi benim yüzden anamana hemen hallederiz abi. Oğlumdan ben vereceğim ya. Belertme kardeşim gözlerini al al. Şimdi paramla rezil oldum lan. Bunları da ben taşıdım zaten. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gel hadi gel. Abi hadi. Ha, al şunları. Elini bir yıkayım bari. Ver. Ver. Hadi.